Günaydın herkese. Vallahi ben uzun zamandır biliyorsunuz böyle dolanıyorum buralarda. Buralarda derken ben şu anda Göcek'teyim. Şu anda Göcek merkezdeyim. Epeydir de böyle video çekimleri falan yapmayı planlıyorum kafamda ama cesaret edemedim. Neyse bugün yağmurlu bir hava nedeniyle sabah bir sıcak çay, bitki çayı ondan sonra dedim ki hadi bakalım nasıl oluyor bu işler. Deneme yapıyorum şu anda. O güzel de giderse belki devamını getiririz hep birlikte. Bu aralar solo takılıyorum. Epeydir de solo takılıyorum. Eşim de yelkenci, ben de yelkenciyim. Ben babamdan yelkenciyim. Babam bana öğretti bir vesilelerle. O da ayrı hikaye. Neyse şu anda gördüğünüz gibi gün geldi, tek başıma buralarda buldum kendimi. Hanse 455 ile seyirdeyim. Tek başımayım dedim ama tek de kalmadım aslında. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. DAT Derneği üyesiyiz. DAT sayesinde çok insan hem iletişimde hem yardımlaşmada hem yalnız kalmama, birbirine moral olarak destek vermede çok güzel bir dernekmiş. Bu ADK için geçerli, bu işte neydi, korsanlar diyeceğim ama gezgin korsanlar için de geçerli. Hepsi için geçerli. Ben DAT üzerinden çok güzel insanlarla tanıştım ve sağ olsunlar yalnız olduğum için de beni yalnız bırakmıyorlar veya ben onları yalnız bırakmamaya çalışıyorum. Birbirimizi her türlü destek bulunuyoruz. Sosyal faaliyetlerimiz oluyor. Tekne üstünde faaliyetlerimiz oluyor. İşte çaya, kahveye, kahvaltıya, akşam yemeğine birbirimizi davet ediyoruz. Yürüyüşlere çıkıyorlar vesaire. Yani çok keyifli geçiyor. Hiç de yalnız geçmiyor aslında. Ama tekne üzerinde tek başına olmak nasıl bir şey? Tabii bunu erkekler daha farklı cevap verebilir. Ben bir bayan olarak, bir kadın olarak daha farklı bir cevap belki vereceğim. Olmuyor mu? Oluyor. Olmayacak hiçbir şey yok. Her şey oluyor. Her şey mümkün. Tabii biraz cevvallik lazım, atiklik lazım, biraz öngörü lazım, olasılıkları tahmin etmek lazım. Öyle biraz mıy mıy bir karakterin yapabileceği bir şey değil zaten. Yelkenciliğin zaten doğasında pek öyle bir şey yok. O da ayrı. Ama onun dışında çok zor oluyor. Evet, gerçekten zor. Neden? Şok, indisi, bindisi, kalktısı, geldisi, yaptısı, hareketi bol. Ben kilo verdim zaten burada. Yani hani çok mu kilo verdin? Hayır, aslında daha çok kaslandım desem daha doğru olur. Hani biraz kilolarım gitti ve bildiğiniz kas ağırlığı yapmaya başladım. Yani mesela bir yerden çıkıyoruz. Normalde hani eşimle birlikte birimiz dümende, birimiz üstüm açalar, öbürü botu toparlıyor. Ondan sonra üstüm açaları kaldırıyoruz. Zaten işte lumbozlar, heçler kapanıyor, aşağısı toparlanıyor vesaire vesaire gibi böyle bir meta etme hallerimiz oluyor her şeyi. Yelken açacağız. Birimiz dümende, birimiz halatlarda oluyor normalde. İçeride temizlik yapacağız. Eşim dışarıyı yelkeni temizler, ben içeriği temizlerim. Hani böyle bir paylaşımımız var normal şartlarda. Ama böylesi bir dönemde yani. Yelkeni de temizliyorsun, üstü maçayı da kaldırıyorsun, botu da hani bavul mandırıyla öyle ya da böyle bir şekilde yukarıya kaldırıyorsun, indiriyorsun, gidiyorsun, geliyorsun, çöpe atıyorsun, temizlik yapıyorsun, içeri dışarı detaylar, sonra paslanıyor, oksitleniyor, vıttıdı kıttıdı, evet, her şeyi bir kişi yapması hiç de kolay değil. Ekip işiymiş, onu çok iyi anlıyorum. Ha, olmuyor mu? Oluyor. Tek başına yapılıyor mu? Yapılıyor. Ama zaman acelemiz yoksa böyle zamanla yayıla yayıla kolaylıkla da oluyor yani hiçbir şekilde. Ama acelemiz varsa işte o zaman böyle ben de diye bir adrenalin patlamasıyla
Yine de bir şeyler yapıyorum. Olmuyor değil yani. Sizi cesaretlendirmek istiyorum. Herkes içinde sevgi varsa denize karşı, doğaya karşı sevginiz varsa kesinlikle yelken işi size keyif, spor, kafa çalıştırıcı, zihin çalıştırıcı, egzersizlerle dolu, beden sağlığıyla dolu, çok güzel bir yani çok güzel bir alan ya da ne bileyim yaşanabiliyor. Karavandan bir farkı yok. Yani ha karavanda kara kara gezmişsiniz, koy koy görmüşsünüz, hani dağ toprak girmişsiniz veya offroad araçlarınızla neyse. Ha tekneyle de denizden gidilmiş. Ha teknenin bir farkı var, rüzgarı sevmiyorsunuz zaten doğada veya denizde pek bir işiniz yok. Denize ve rüzgarı biraz barışmak gerekiyor denizle rüzgarla. Bakın bugün yağmurlu. Ve yağmurun da etkisiyle yukarısı gördüğünüz mini zaten ıslandı. Şöyle bir ortam var. Evet. Şöyle bir ortam. Şimdi rüzgardan korksam, yağmurdan korksam burada işim olmaz. Panik yapacak bir durum yok. Bazen öyle bir rüzgar esiyor ki onlara da kaçak diyoruz zaten. O kaçak rüzgarlar geldiği zaman inanın tekne durduğu yerde yan yatıyor yani. Yani sağlam bağlandıktan sonra zincirinizi sürekli kontrol ediyorsunuz zaten. Her şeyi yapıyorsunuz. Gerekirse hani motor çalıştırırsınız, yine destek verirsiniz vesaire. Her şey çözülür. Çözülmeyecek bir şey yok. Önemli olan sağlam, güvenli olmak. Hep güvenlik zaten bizim hep söylediğimiz şey. Güvenlik en önemli şey. O yüzden keyifli. Ben seviyorum. Çok seviyorum. Çok keyif alıyorum. Çok huzurluyum. Arkadaşlarımla, insanlarla, ortamla. Şu ortamın güzelliği hiçbir yerde yok. İlk defa yani böyle fırtınayla da barışıyorsun. Barışmayı öğreniyorsunuz yani. Normalde ben fırtına, ay soğuk falan deyince içime kaçan bir tiptim. Ama yani inanılır gibi değil. Şu anda bunun da ayrı bir keyfi var. Şöyle bir kendime bir bitki çayı hazırlayıp da onun böyle şöyle bir oturmasının gerçekten çok güzel bir keyfi var. Yani seviyorsanız valla darısı başınıza diyorum veya keyfini çıkartın diyorum. Ondan sonra bakalım bugün neler yapacağız. Eğer hoşlandıysanız videolara devam edebilirim.